Qızlar xəbərin efirində. Yeni layihə. Səninlə bir gün layihəsi gəlir. Bir gün tam səmimi. Onun görmədiyiniz tərəfi. Hamısını bir günə yerləşdirdi. Sadə tərif tutmanın təqdimatında. Səninlə bir gün. Səninlə bir gün. Səninlə bir gün. Səninlə. Haluk Bey, sizinle bir gün. Benimle bir gün. Artık başladı. Şimdi şöyle, en büyük problem şurada. Kadına şiddetten sonra ölümü getiriyor bizim ülkede. Azerbaycan'daki durum bilemiyorum. Ama bizim ülkedeki durum bu. Son dönemlerde çok arttı. Bizler büyüme esnasında problemleri yaşıyoruz. Yani büyürken İzlediğimiz filmler, dinlediğimiz şarkılar bize kadının hep ikinci sınıf olduğunu gösteriyor zaten. Mesela şarkıda diyor ki ya benimsin ya toprağın. Yani ya benim olacaksın ya öleceksin. Yani kimse çıkıp da bir dakika kardeşim yani o kızın babası ayrı, anası ayrı, senden ayrı. Yani onu anası babası doğurmuş yani sana ne oluyor? Sen neden öldüreceksin? Yani seni sevmiyorsa böyle bir özgürlüğü yok mu? Ama şarkıların, filmlerin, arabesk bir yaşam tarzının beyinlerimize çocukken verilmesinden sonra kadın şiddetinin devamlı artış göstermesi, kadına karşı şiddetin devamlı artış göstermesi kaçınılmaz olur. Hukuki yaptırımları da pek yok. Yani şöyle bir şey düşün, yani ülkede bir yerde kadın tecavüze uğruyor, ailesi tarafından tecavüze uğradığı için öldürülüyor. Bu orta çağda olması gereken. Hani 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl, 50 yıl, 100 yıl önce değil. Orta çağda olması gereken bir şey bu. Ki yani olmaması gereken ama burada en büyük tehlike şurada. Hani eli kalem tutan, çağdaş görünümlü, küpeli, üniversite mezunu gençlerin dahi kadın dövmesi ortaya çıkmış oluyor polis raporlarında. Bunlar en büyük tehlike. Yani kadını döven ya da kadına şiddet uygulayan sadece köylerdeki pala bıyıklı böyle cahil bir köylü değil, korkutucu ve ürkütücü olan üniversite mezununun dahi kadını yani şiddete hayır diyor, onunla beraber halay çekiyor, onunla beraber toplantılara gidiyor ama kişisel olarak evde kalınca gücünü kullanıyor. Tanrı'nın, Allah'ın ona verdiği fiziki üstünlüğü kadına karşı kullanıyor. İşte buradaki en büyük tehlike bu. Önce eğitimlilerin bunu bilmesi gerekiyor.
Biz yatmaz sen ağlama ben ağlarım. Benim yârim bensiz yatmaz sen ağlama ben ağlarım. Ben ağlarım. Yitirmişem nazlı yârı. Sen ağlama ben ağlarım. Yitirmişem nazlı yârı. Sen ağlama ben ağlarım. Yitirmişem nazlı yârı. İyi akşamlar. Sonunda Bakü'de, sonunda sizlerle beraber. Nihayet. Ha biraz rahatsızım onun için böyle atkıyla kendimi korumaya çalışıyorum. Üşütmüşüm galiba ama artık idare edeceksiniz böyle, kusura bakmayın. Tamam. Bir gün izleyicilere, bugün Haluk Levent'in grubu bildiğimiz kimi Otto Club'da konsertini verir. Ve konsertin deməli, təşkil olunmasında bizə göstərdiklər köməyə görə Atatürk Kemalliyə təşəkkürümüzü bildirir. Və Haluk Levent'in grup üzvlərinin bir nəfər indi yanımızdadır. İsminiz nə? Okan Kovancı. Çox güzel, Azərbaycana hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Çok güzel ağırlıyorsunuz gerçekten. Azer halkına ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi de yalnız bırakmadılar bu akşam. Mükemmel insanlarsınız ya. Sanat konusunda zaten çok ilerisiniz bana göre. Yani hepinize ayrı ayrı saygı duyuyorum. Konser nasıl geçiyor? Konser mükemmel. Sayenizde... Bilerdiniz mi ki böyle bir konser olacak evvelce? Yani daha önce ben Rafet Aroman'la geldim. Her zaman Azeri halkı sanatı ve sanatçıyı yalnız bırakmıyor. Onlara ayrıca o konuda da minnettarız, teşekkür ediyorum ve hayranım. Çünkü Türkiye'de daha iyi bir dinleyiciye sahip Azeri halkı. Çok güzel. Biz de size başarılar dileyerek. Teşekkür. Bizimle bir gün. Bizimle bir gün. Artık devam ediyor. Devam ediyor. Ne demeli şu zalime, kal bu gece, kal ya da git. Azrail, şu canımı, kal bu gece, kal ya da git. Ben bu gece ölmezsem, ölmem hiçbir vakit. Gibiyle koydu geçti sanki vakit. Evimi şu zalime, kal bu gece, kal ya da git. Azrail'im şu canımı al bu gece al ya da git. We'll be right back.
şu dağlara kar yağdı. Ayrılık pusuda kaldı gün saydı. Güvendiğim şu dağlara kar yağdı. Ayrılık pusuda kaldı gün saydı. Azrail şu canımı alsaydı. Bir zalimin ihanetiyle yandı. Bir zalimin ihanetiyle yandı. Dedim eli şu zalime, kal bu gece kal ya da git. Şu canımı al bu gece, hadi hadi. Ekipten değilsin de sen? Evet, ekipten değilim ben ama. İlk kez mi geldin sen? İlk kez geldim, evet. İnsanlar nasıl, şehir nasıl? İnsanlar bizim insanımız ya. İşte burada hiç yabancılık çekmedim açıkçası. Konser nasıl geçiyor? Konser çok iyi geçiyor. Her zamanki Haluk Levent konseri. Bir daha gelecek misiniz? Bir daha yazın, organizatörler yazın gelmemizi önerdi. Bir daha Sefer'e yazın, inşallah geleceğiz yani. İnşallah, biz de sizi bekleriz. Biz de çok sevdik sizi. Konser çok süper geçiyor. Sizin de bir güne bakın Star Haber'de. Daha önce bir kez gezmeye geldim ama konsere ilk kez geldim. Tabii çok seviyorum. Konser nasıl geçiyor? Görüyorsunuz. İnsanlar bu sözü bitiyor. Tabii bütün şarkıları biliyorlar. O beni çok mutlu ediyor. Siz önceden konferansı söylediniz ki duet ortağınız var. Bu arada bizim sizinle bilgini söyler misiniz? Ortağınız bu arada kimmiş? O güzel kız kimmiş? Duet ortağım var ama o kızımızın bir çocuğu oldu. Yeni oldu. Adı Hilal. Eşiyle beraber İstanbul'a geldiler. Yarın
daha pazar günü düete girecekler. Düet yapacağız beraber. Tanınmıyor ama çok tanınacak. Yani çok güzel sesi var. Daha önce düetleriniz oldu mu Meşe? Tabii sevgili Şebnem Ferah'la oldu. Şebnem Ferah'la bir Anlasana parçasında ve Zeytinden Aşı Mısın parçasında düet yaptık. Daha sonra yapmadım ama... Azerbaycan sahnesinde en çok beğendiğiniz şarkıcı gibi tanıyor musunuz? Ya ben en son Eurovision'da ikinci ya da üçüncü gelen en son bir bayan vardı. Belki yanlış hatırlamış olabilirim. Bir kadın. Adını ben hatırlayamıyorum. Evet, çok güzeldi. Çok muazzam şarkıydı. Son dönemlerde Azerbaycan'dan çıkan o müzisyenleri televizyonlarda izliyoruz ve çok hoşuma gidiyor. Ama ben hep klasik seviyorum. Hani Azeri kültürünün klasiklerini seviyorum. Bu nedenle hani Azeri ezgilerini dünyaya taşıyan insanlar benim için çok makbuldür. Elimden geldiğince ben de burada Azeri türküler söylemeye çalışıyorum. Siz ben de daha önce okudum ki rekor vurmuşsunuz konser vermek üzere. Evet. Evet. 11 saat 11 saat 50 dakika ve 12 saat 5 dakika. Bu kadar enerji nerede sizden? Çok enerji. Yani karşımdaki gençlerin bakışları bana enerji veriyor. Ben hastayım şu anda. Hasta çıkıyorum ama onları görünce enerji alıyorum. Siz hem de bestekarsınız hem de yazarsınız. Evet. Bu arada son yazdığınız beste ne? Hangisi? Az önce Cuma akşamı geldim Bakü'ye şarkısı son yazdığım şarkıydı. Anladım da onu şimdi yazdım. Evet, şimdi yazdım. Çok güzel. Evet. Sizin daha önce de orada konferansında dediler. Hangi bir eser yazdınız diyesin? Ahmet Kaya hakkında bilmem. Ahmet Kaya'nın bir şarkısını okuyorum son albümde. Güzel bir şarkı. Ağlama Bebek adlı şarkı. Bu nedenle yeni albümde insanlar Ahmet Kaya'nın şarkısını dinleyebilirler. Bundan sonra Azerbaycan'a ne zaman gelmeyi düşünüyorsunuz ve daha yeni albümden sonra. Yeni albümden tamam. Sonra. Ne zaman olacak? Mart ya da Nisan. İnşallah. Biz de sizin konserden çok memnun olduk. Çok teşekkür ederim. Çok sizinle bir gün Star Haber'de Haluk Levent. Teşekkürler. Sağ olun. Biz de size başarılar dileriz. Tabii. O dönemde üniversite ara verdik. Memlekete gittim. Tabii memlekette aşık olduğum bir kız vardı. Adı Nergis. Tabii ben o sıralarda gitarı çok az çalıyordum ama mahalleye bir geldim abimle kardeşim ellerinde gitar kızları toplamışlar etraflarına. Aralarında Nergis de var. Neyse, baktım göz göze geldik, beni unutmamış. Ben ona bir deste yaptım. Geldim abimin yanına. Abim iyi bir müzisyende, şu anda Londra'da kendisi, kulakları çınlasın. Tabii ben abimin bu kadar şerefsiz olacağını bilmiyorum. Abime dedim ki, abi nasıl bir parça çaldın? Baktı bana, dedi ki, ulan dedi, sen bana şarkı mı diyorsun lan? Dedi. Sonra kardeşime gittim. O kardeşim çok önemli bir müzisyendi. Evet, Berkant tanıyorlar. Döndüm dedim ki Berkant'ım bir şarkı ama onu da şerefsiz olacak mı gelmezsin. Şarkıyı çaldım bana döndü dedi ki abi dedi efendim dedim. Abi gel dedi efendim dedim. Bak abi çok iyi dedim. Efendim dedim. Abi dedi sen voleybol oynamaya devam et dedi. İşte o şarkıyı 8 ay çalmadım. Şimdi çalıyorum. Yıllardır da çalıyoruz. 8 ay çalmadım. Konsert öz axarıyla çox templi sürətlə davam edir. Kəndində yaxınlaşa burada olan dinləyiciləri görürsən konsert necə keçir? Salam. Konsert necə keçir? 8 yıldır buradayım, böyle konser görmədim ya, süper. Hoşunuza gitti mi? Gerçekten gitti. En çok sevdiğiniz mahlusu hangisi? Beni biraz anlasana. Çünkü kimse anlamıyor. Onun sözlerini bilir misin? Bildiğim şu anda hatırlamıyorum. Neden? Mahnı neden hoşunuza gitti mahnı? Hatırası mı var sizde? Hatırasını da bilmiyorum, anısını da bilmiyorum ama güzel bir şarkı. Teşekkürler. Nasıl geçti? Merhaba. Gayet güzel. İyi bir performans sergiledi. Güzeldi yani. En çok sevdiğiniz mahnısı hangisi? Yollarda aradım sana. Teşekkürler. Rica.
Thank you.
yerine. Ne olur ıslah ıslah yardıma yerine. Gördüğünüz kimi sizinle bir gün verişinde Haluk Levent'le verişimiz çok süratli, templi ve heyecanlı geçti. Tamaşaçılar da konseptten çok razı kaldılar. Nöbeti seninle bir gün verişini görüşene dek. Sağ olun, sağ olun Dalgan. Biz görürsün nöbeti verişimizin konağı kim olacak ve o verişimizde hansı meşhurluğun görmediğiniz tarafları ve en gizli məqamlarını seninle bir günde size göstereceğim. Sağ olun, selamat kalın.